Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce sizlere bir kısa bir duyuru yapacağım. Discord sunucumuz açıldı. Yorumlar kısmında sunucu adresimizi bulabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Hepiniz davetlisiniz. Burada sizlerle birlikte oyunlar oynayacağız, konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Sizler de bizlere öneride bulunabilirsiniz. Yani kaynaşacağımız bir grup olacak. Bu gayet güzel olacağını düşünüyorum. Hepinizi bekliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda tekrardan birlikteyiz. Bugün Grand Theft Auto San Andreas'ın en zor görevini yapmaya çalışacağız. Bu görevimiz araba zıplatma görevidir. Yani Scissor Wheel Pando görevidir. Yıl olmuş 2018. Hala bu görevi yapamayan arkadaşlarımız var. Ben de bugün sizlere o görevi nasıl geçeceğinizi söyleyeceğim. Rehber niteliğinde olacak bu videomuz. Save dosyamı kurdum. Bakalım oyuna gelelim, nasıl yapacakmışsınız? Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet, oyunumuza geldik. Şimdi hemen Sweet'e doğru yöneliyoruz. Scissor Wheel Pando görevi. Buraları geçeceğim. Evet, garajımıza gideceğiz. Bu arada hilesiz yapacağız ama video uzamamız için hemen Yecigal'e gidelim. Evet, şu anda hızlı bir şekilde gidiyorum. Zaten hile yapsak bile bu görevi geçemeyiz. Öyle bir hile yok geçmek görevi diye. Hemen bir garaja uğrayalım. Şimdi bu görevi yapan arkadaşlarımız varmış. Yapan arkadaşlarımız da varmış. Ben yapan kişilerdenim. Bu görevde hiç zorlanmadım. Gayet yaptığım bir görevdir. Ama sizlere bir rehber niteliğinde olacak bu. Şimdi burada konuşuyoruz. Bu görevde takılan arkadaşlarımız oyunu 190 bırakmış arkadaşlar. Ve bir tren görevi var. Evet, tren görevi o kadar da şey değil ya. Sadece süreceksiniz motoru, hızlı olmanız lazım. Neyse. Buralarda konuşuyorlar. Evet. Mekanikçi bir arkadaşımız var. Sabit'in arkadaşı. Şimdi hiç girmeyelim oraya. Ha, garajına sok demiş. Sokalım bakalım. Paramız yok ki fazla. Bu arada adam hilesiz yapmış oyunu. Hilesi oynuyormuş. Tamam çık. Evet, şimdi Lowrider buluşmasına gideceğiz. Lowrider buluşmasına gideceğiz. Evet, ups. Bu arada bu görevde arabayı sürerken dikkatli olun. Ters dönme şeyi var bu arabanın böyle. Evet, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Süspansiyonlar var işte bakın. Bu şekilde. Oo, bakın öyle işte gitmeyin. Çarparsınız yoksa. Güzelle geçtik. Abi şimdi gidelim şöyle. Evet, Scissor Wheel Pando'dan bahsedeyim. Kendisi eniştemiz oluyor. Kız kardeşimiz Kendall'ın sevgilisi. Evet, şu şekilde gidiyoruz. Unity Station'da yapacağız. Tamam, geldik buraya bakın. Ben size bunu şimdi anlatacağım. Yeteri kadar para verin, bütün paranızı harcayın. Şu an Vorostos Aztekaslılarla birlikte kapışacağız. Scissor Wheel Pando onların lideri. Tamam geç hadi, tamam. Zaten tek görev yapacağız. İlk olarak yandaki klavyenin tuşlarını kullanacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuşlarını kullanacağız. Onları kullanacağız, göstereceğim resimde sizlere. Tam üstüne geçtiği anda 4'e basın mesela. Dur, orayı kaçırdım ben. Tam üstüne basacağız. Tam geldiği sırada 6'ya basacağız mesela. 4'e basacağız çünkü 4 sağ oku gösteriyor. Kafanızı çalıştırın yani. İyi falan diyorsa tamamdır. 2'ye basacağız mesela. 2 2 Çaprazları biraz zorlanıyorum ben. Yapmazsam da geçiyorum yine. Orası biraz şey. Tam buraya geldi lan bakın. 6 4 6 Tabi bazen biraz kötü olduğum oluyor ama ben her zaman bu görevi geçiyorum. Zaten karşılık oyuncu biraz kötü olduğundan dolayı bazı hareketleri o da kaçırıyor. Biz yine yapsanız yapsak yani geçebiliyoruz onu. Çapraz az mesela yapamıyorum. Ne oldu bak, çapraz mesela 8 ile şeymiş, 6'ymış falan öyle. Çaprazı da göstereyim sizlere zaten. Bakın mesela kötü gidiyor şu anda. Gözüm bu arada hep şu şeyde.
Bakın oyuncuya bakın, karşılığa bakın. Ya çapraz yapamayacağım. Çünkü elim alışık değil. Bakın biz 4000 kaçız? Adam 830 ya. Yani kesinlikle bu görevi geçersiniz siz. Adam 900'lerde ya. Ha şu an bıraksanız bile herhalde geçebilirsiniz. Ve 4900 puanla adamı geçtik. Ya orada biraz şey oldu, göt oldu. Ve bu görevi hızlı bir şekilde geçebilirsiniz, sıkıntı yok. Yani tam üstüne geldiği anda basın. Çaprazda mesela 6 ile 8 şu çapraz oluyor işte, şey sağ çapraz oluyor. Hemen tabii klavye göstereyim, tanımıyoruz daha. Kız kardeşim nasıl karışırsın falan anlatıyoruz burada. Joseph Yalpan da arkada. Oyduğumuz sarı dolar yedi ya. Yani bu kadar açıklayabilirim. Sen kim oluyorsun da benimle kapışıyorsun he? Diyerekten Astekas ile birlikte kapışmaya geçebiliriz. Siz kimsiniz Grolu'ya karışıyorsunuz? Falan. Yani arkadaşlar bu kadardı. Bu kadar basitti. Umarım yaparsınız siz de. Yani tam geldiği anına basın. Yandaki şeylerinizi kullanın. Heyecan yapmayın sakın. Puan olarak bayağı öndeydik. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz ve anladığınız için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar unutmayalım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.